Evlerindeki mesela çöp biriktirme vesvesesi. Lazım olur, atma. Hakikaten lazım olur. Mesela insana eski bir bıçak kesmiyor artık. Lazım olur. Teneke açarken kullanırsın mesela. Lazım olur. Ama sokaktan aldığın hurda bir teneke neye lazım olacak? Bakıyorsun ev hurdacı. İhtiyarların çatı katları hurda dükkanı. Aradığın her şey var. İstiklal Harbi'nden kalma kimlik kartları. Müzeye versen müze almaz. Çöpe atsan çöpçü almaz plastik diye. Duruyor. Lazım olur. Hastalık. Vesvese hastalığı. Ama vesveseyi sadece hurda saklamakta göremeyiz. 35 yaşında delikanlı oğlunun 5 yaşındaki kabahatini saklamak da vesvese hastalığıdır. O da hurdacılık. O da çöpçü dükkanı. 40 yaşında oğlu var. Oğlunun sünnet düğününde mübarek dede anlatıyor. Bir kere seni kucağıma almıştım, 2 yaşındaydın, işemiştin kucağıma ha diyor. Adamın oğlunun düğünü var. Ona dedenin maşallah ne tarih adamı be. Bulunmaz böyle tarih bilgini. Çocuğum bak işediğini hatırlıyor. Hatırlayacak bir şey kalmadı mı bu dünyada? Hatırlıyor. Neden hatırlıyor? Vesvese. Hastalık. O düğün gününde o düğündeki neşeyi nasıl harap edecek şeytan? Bu şekilde harap edecek.